Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Cyberpunk 2077'nin 1.61 patch'ini bu videoda sizlerle inceliyor olacağız ve ayrıca da ileriki dakikalarda sizlerle birlikte Cyberpunk hakkında yeni güncelleme, yeni bir hikaye modu gelecek mi diye tartışacağız ve ayrıca da videonun sonunda da Cyberpunk Edge Runners 2. sezonu gelecek mi, bu konu hakkında da sizlerle konuşuyor olacağız videonun sonunda. Evet, öncelikle videonun başına geçelim. 1.61 patch'inde oyun hakkında neler değiştirdi? Twitter hesabında Cyberpunk belli ettiği gibi 1.61 patch'i Stadia, PC ve diğer konsollara duyurulmuştur. Ve şu anda yükleyebilirsiniz. Sanırsam bir 26 ila 30 GB arası olması lazım. Tam emin değilim. Ve bu patch'te arkadaşlar öyle acayip değişiklikler yok. Sadece açık dünyada ve bazı questlerdeki bug'ları düzeltmişler. Zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hikaye ileriki aylarda, önümüzdeki yılda Cyberpunk'a yeni bir DLC gelecek. Yeni bir hikaye expansion'ı gelecek. Ve şöyle bir dipnotta bulunmak isterim. Adamların dediklerine göre o oyunda sadece fixlemeler yapacaklar. Belki yeni şeyler getirebilirler ama o kadar oyunu değiştirecek şeyler olmayacak bu güncellemeler. Dediğim gibi buradaki bazı görevleri fixlemişler. İşte bu Geeks görevlerini fixlemişler. Görüntü ayarlarında oynanış olsun, bilgisayardaki bazı çökmeler olsun, FPS dropları olsun ve konsoldaki bazı cross progression, bildiğiniz üzere birkaç gün önce yeni gelmişti. Kaç gün önce değildi galiba, sanırsam bir ay önce gelmişti bu güncelleme. PC'deki veya işte konsoldaki kayıtlarınızı başka bir platforma aktarabiliyorsunuz. Gerçekten iyi bir şey, eğer ki çok fazla bir platformda oynuyorsanız bu zenginlik anlamına gelir. Bunları fixlemişler ve genellikle oyun hakkında öyle acayip bir şeyler yok. Bunların hepsini sizlere okumama da gerek yok. Çünkü buradaki bazı spesifik görevlerin isimlerini söylüyor ve sanırsam bu videoda yeteri kadar net olmuşumdur sizlere. Arkadaşlar şimdi Cyberpunk yeni expansion hakkında konuşalım. Hikaye modunda neler olacak, neler gelecek, bunları sizlerle biraz tartışalım. Gerçekten bütün oyuncu base'ini sevindiren bir olay aslında bu. Bildiğiniz üzere hikayenin ismi Phantom Liberty. Yeni DLC'nin ismi, expansion mı DLC mi artık ne ismini koyarsanız, 2023 yılında çıkacak ve burada gördüğünüz üzere Amerika işte belli bir iç savaşa mı giriyor hikayede, bunları zaten YouTube kanalımda arkadaşım Dodo ile tartışmıştım. Onu da görmek istiyorsanız sağ üstte tıklayabilirsiniz. Evet, aslında spoiler olur mu bilmiyorum ama Cyberpunk'ın bildiğiniz üzere V'nin belli bir hikayesinin sonunda, belirli bir seçenekler sonunda oyun devam ediyor ve umarım ki bu hikayede onun devamı olur. Ve burada gördüğümüz üzere işte bir corporation mı, bir Amerikan Birleşik Devletleri gibi böyle bir nasıl desem, gizli bir devlet mi var, işte biz onlara çalışıyoruz gibi gözüküyor bu trailer'da. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Zaten DLC hakkında yeni güncellemeler gelince de sizlere duyuruyor olacağım her videoda olduğu gibi. Evet, en çok sevindiğim kısım ise Cyberpunk Edge Runners. Ben bunu aslında keşke izleseydim çünkü bunun tanıtımlarını tekrar yapmışlardı. Ve gerçekten birinci sezon çok güzeldi ya. Yani birinci sezon nasıl desem, yani aslında anime dizisi oyun gibi olması gerekiyordu. Bilmiyorum bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuşamadım ya. Burnum tıkandı. Bir dakika. CD Projekt Red'in CEO'su demiş ki işte biz diyor Edge Runners'ın ikinci sezonunun tabii ki de Japon firmasıyla tekrar da çalışmak isteriz. Tabii o Japon firmasının ismini unuttum. Bu videoda şu an aklıma gelmiyor. Eğer yorumda dikkat ederseniz yazabilirsiniz. Ama ileriki günlerde umarım net bir açıklama gelir. Yani Edge Runners gerçekten benim izlediğim ilk anime serisi bu arada. Ben hiç anime izlemedim ama Cyberpunk Edge Runners ilk izlediğim anime oldu yani. Buraya da dipnot olarak yazayım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım yeni açıkladığım konular hakkında bazı şeyler kafanızda güncellenmiştir. Evet, Türkçeyi unuttuk biraz. O yüzden videomuzu beğendiyseniz ve bu gibi içerikleri seviyorsanız
kanalımıza abone olabilirsiniz. YouTube kanalımızda birbirinden farklı içerikler var. Hikaye olsun, FPS olsun, uysun, konuşamadım. FPS olsun, bir sürü yeni içeriklerimiz var. Bunlara da göz atabilirsiniz. Ve videomuzun sonuna geldik. Ben kaçıyorum artık. Sanırsam hasta olacağım. Hadi görüşürüz.